Bugün Ankara'da ev sahibi olarak Makine Kimya ve Genel Müdürü İlhami Bey var. İlhami Bey, sizler uzun süre saha şapkanız vardı. Bugün Makine Kimya'yı takıyorsunuz ama burada çok ciddi sayıda tedarikçi, bir de tedarikçi adayı olmak isteyen şirketleri topladınız. Biraz bir genel ne yapıyorsunuz? Sizlerden biraz bilgi alabilir miyiz? Bu saha kültürünün yeni göreve yansıması diyelim. Aslında burada iki şapkamla da varım. Çünkü sahada yönetimde görevim devam ediyor doğal olarak. Ancak Makine Kimya olarak bizim burada yaptığımız şeyden muradımız şu. Halihazırdaki buradaki bu faaliyete zaten Makine Kimya ile çalışan, Makine Kimya'nın tanıdığı bildiği firmalar değil. İşte Roketsan'ımızın, Aselsan'ımızın, TÜBİTAK SAGE'nin, ondan sonra Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, sahanın portföyündeki yine Makine Kimya ile çalışma potansiyeli olan firmalar davet edilmek suretiyle bizim bu tedarik süreçlerinde görev alan artı üretim süreçlerinde görev alan teknik personelimizin bu firmaları tanımasını sağlamak ve böylece bizim tedarik süreçlerimizi daha maliyet etkin yapabilmemizi sağlamak bir taraftan. Bir taraftan da daha yüksek teknolojili üretim altyapılarına kavuşmak, ekosistemle Makine Kimya'yı buluşturmak, buradan bir konsolidasyon, buradan bir sinerji doğurmak. Amacımız bu. Şimdi tabii ki izleyicilerimiz merak ediyor ama içeride çok farklı bir organizasyon var. Birebir sanıyorum 15 dakika soru cevap tam muhatabını buluşturuyorsunuz. Bu da biraz yeni aslında Türkiye için. Biraz da bu konsepti anlatır mısınız? Bu tabii bizim sahadan buraya taşıdığımız bir kültür. Burada ağırlıkla firmaların Makine Kimya ile doğrudan muhatap olacağı üretim kabiliyetleri, kalite süreçleri ve kapasitelerine ilişkin kısa brieflerle kendilerini tanıtıyor olmalar. Bunun arkasından tabii burada kalmayacak. Bunun arkasından özellikle yani genel ürünler için bu böyle olmasa bile bizim ihtiyaç duyacağımız spesifik ürünlere dair üretim kabiliyeti olan firmalar yerinde ziyaret edilmek suretiyle TRL düzeyleri tespit edilecek. Şeyde o ürüne dair hazırlık düzeyleri tespit edilecek ve bunlar bir elektronik ihale sistemine geçtik. Normal şeyden tedarik süreçlerinden elektronik ihale sistemine geçtik. Burada o havuzun geniş olmasını sağlamak ve tedarikçileri aynı zamanda bir performans değerlemeye tabi tutmak suretiyle, bir puanlamaya tabi tutmak suretiyle burada bir klasifikasyon oluşturmak. Dolayısıyla performansı yüksek ve bizim de işte termini ve işte süreçleri, kritik şeyleri daha optimum bir şekilde sonuca götürmek için bütün bunlar bizim hem data havuzumuzu, hem network havuzumuzu, hem de işte bu süreçlerdeki ikili ilişkileri geliştirmek için çok önemli bir ortam. Siz aynı zamanda bir teknik direktör gibi şirketi, Makine Kimya Endüstrisi olur, başka şirketler olur, savunma sanayimiz için aslında onların kalite ve üretim düzeylerinde de bir geliştirip rekabetçi bir yapıya doğru gitmek, bu doğru model mi? Bu tabii ki doğru model. Yani ve Türkiye burada çok hızlı ilerledi. Yani hızlı öğrendi bu süreçleri. Şu anda özellikle yüksek teknolojiye dair rekabetçi bir yetenek kazanma adına Türkiye'nin geliştirdiği işte bu Milli Teknoloji Hamlesi diye adlandırdığımız süreçte oradaki teknolojinin çok hızlı değişimi, çok rekabetçi bir ortam oluşu nedeniyle ona ayak uydurma adına Türkiye bu işi çok hızlı öğrendi. Çok iyi bir noktaya gelindi aslında. Bu Türk sadece savunma sanayi için değil, bütün endüstri için bu böyle. Bugün mesela burada 652 tane firma var. Slotlar dolduğu için orada kesmek zorunda kaldık. Bu 652 firmanın üretimlerinin önemli bir bölümü de sivil sektörlere dair üretimler. Dolayısıyla buradaki kazanılan yetenekler, buradaki kazanılan üretim kültürü, buradaki kazanılan kalite altyapısı endüstrinin tamamına sirayet eden bir özellik taşıyor. Bu nedenle de savunma sanayi bir lokomotif gibi çekiyor, arkasından taşıyor, götürüyor öbür taraflarda. Siz tabii 652'yi birebir görüşmeler olduğu için sınırlamak durumunda kaldınız ama şöyle bir rakam, bir şey verebilir miyiz?
destekçi olarak, tedarikçi olarak bu şirketlere makine kimya ne kadarlık bir iş potansiyeli var? Bu nereye gidebilir? Hedeflerde biraz saha tarafından bakıp gelecek 5 yıl 10 yıl içerisinde nasıl bir ekosistem haline gelebilir? Biraz sizden de rakam alabilir miyiz? Şimdi şöyle, hali hazırda bizim kendi portföyümüze soktuğumuz 1300 tane firma var. Bu 1300'ün 652'si burada. Dolayısıyla yani makine kimya olarak şey bu burada, ama hani rakamlar, ihracat, şu bu, eğer bu konulara bu gözlükle bakıyor olursak, yani mesela bu sene için konulan 6 milyar dolar hedefi bence yani çok küçük bir hedef, çok çok yakın mesafe, ama Türkiye eksponansiyel, üstsel olarak bu süreçleri katlayabilme potansiyeline sahip. Çünkü üretim şey, ürün yelpazesi çok geniş ve özellikle uluslararası konjonktür nedeniyle de bunların hepsine talep çok fazla. Bizim biraz ihracatı öğrenmemiz gerekiyor. Firmalarımızın, ihracat yapma potansiyeli olan firmalarımızın büyük bölümü tamamen üretime odaklanmış durumda. Üretim uzmanı firmalar, ama işletmecilik, işte uluslararası ticaret, pazarlama, marka yaratma, algı yönetimi, ondan sonra devletin bunu bir devletin bu anlamdaki orkestrasyonu, bütün buralarda daha kat edecek çok yollarımız var. Yani Türkiye için 6 milyar dolar hedefi çok düşük bir hedef. Ve inanıyorum ki çok yakın bir gelecekte bunlar katlanarak şey yapıyor, ilerliyor olacak. Hem potansiyel buna müsait, hem bizim ekosistemimiz buna müsait. Yani gelecekte aslında tedarikçi sayısında da çok ciddi bir artışla beraber, belki sadece Türkiye'nin iç piyasasına değil, ihracat konusuna, Türkiye'nin dışındaki ülkelere de belki bu tedarikçiler büyüyecek, belki de ürün geliştirecekler. O yüzden sizin destek verdiğiniz bugünkü organizasyon bence büyük, önemli bir adım olarak görüyorum ben. Peki son sorum da şu olacak. Tedarikçilere ne mesaj vermek istersiniz? Ne yapsınlar? Nasıl savunma sanayi içerisinde önemli bir, belki küçük bir parça olarak başlayacaklar ama nasıl bir yol izlesinler? Yani burada izlenmesi gereken en önemli konu kalite. Yani üretimde kalite süreçleri. Yani direkt ürüne odaklanmak ve ürünü bir şekilde üretiyor olmak önemli bir aset. Çünkü orada bir başarmışlık ihtiyacı var, ama onun hemen arkasından kalite süreçleri çok önemli. Çünkü savunma sanayi denildiği zaman burada işte askeri standartlara uygun olması, yani işte ne bileyim şu kadar eksi ısı değerinde, bu kadar artı ısı değerinde, bu kadar vibrasyona dayanabilen, bu kadar işte tuza, neme dayanabilen falan gibi, yani normal bizim endüstride karşılaştığımız asetlerden farklı asetlerle tartılıyor burada şeyler, ürünler. Onun için işin kalite süreçlerine önem vermeleri önemli bir konu. Bir de bir şeyi üretmek için %30'udur. Ama işin bütünü, geri kalan %70'i üretmenin dışında işlerdir. Nedir bunlar? İşte ne bileyim, finansı yönetmek, insan kaynağını yönetmek, pazarı yönetmek, işte markayı yönetmek. Bütün bunlar şey, aslında bütün olarak değerlendirilip o şekilde şey yapılması gereken, hareket edilmesi gereken hususlar. Onun için bizim özellikle KOBİ ve KOBİ üstü şeylerde, ağırlıkla KOBİ, yani orta ölçeğin üzerindeki KOBİ'lerde ve KOBİ üstlerinde işin işletmecilik tarafına da ağırlık veriyor olmamız lazım. Biz hep üretime fokuslandık. Onun için bu ihracat rakamı şimdi buralarda duruyor. Eğer biz işin işletmecilik boyutuna da eğilip bunların ihracat süreçlerini, şunu bunu daha profesyonel bir şekilde yürütür hale geldiğimiz zaman, hem bu potansiyel hızlı bir şekilde orada ihracata dönüşmüş olacak, hem de bu oradaki açlık, oradaki yaratacağımız pazar aşağıda üretimi de peşinden sürükleyecek, peşinden alıp götürecek. Onun için burada bizim ihmal ettiğimizi, onun için mesela Saha İstanbul'da Saha MBA'yı biz onun için kurguladık. Saha MBA'den muradımız üretmeyi bilenlere yönetmeyi öğretmek. Anlatabildim mi? Onun için burada Türk sanayisinin biraz da bu boyuta fokuslanması gerekiyor ki sürdürülebilir olsun, arkası gelsin. Yoksa özür diliyorum. Yoksa üretim parkımız dolar,
Ondan sonra ne bileyim işte kataloğumuz sayfalar dolusu olur. Ama günün sonunda bunun ne kadar nemaya dönüştüğüne bakarsanız orta yerde bir şey olmaz. Bugün mesela Baykar bu ihracat potansiyelini tek bir tane ürünle yaptı. Yani ürünü çok ürün yapmak bilmem ne bu anlamda işte hani işletmecilikle üreticiliğin kombinasyonunu düzgün sağlamak Türk ihracatının en ciddi problemi. Önce bu problemin çözülmesi lazım yani. Saha, akademi, verdiğiniz destekler bunları belki kısa vadede yavaş yavaş çözecek. Benim en büyük beklentim ise Türkiye'nin savunma sanayi çok önemli bir katma değer. Buradan geliştirilecek teknoloji, yetişmiş insan gücünün bir şekilde elde tutulup farklı farklı alanlara yansıyacağı günleri bekliyoruz. Bu da herhalde çok uzak değil diye düşünüyorum. Yok, çok uzak değil. Zaten şey tetiklendi bu saatten. Ya ateşleme zinciri başladı. Şu an ya onun büyük patlayıcıya erişmesi çok uzak değil yani. Ne kadar çok katma değer koyabilirsek İnşallah. Ekonomimiz, ihracatımız bunlar ülkemize yansıyacak güzel şeyler. İlhan Bey çok teşekkürler ev sahipliğiniz için. Sizlere de başarılar. Umarım çok sayıda şirketten iyi dönüşler alırsınız. Onları sektöre ve sonrasında da ülke ekonomisine kazandırırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.